Şimdi Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın akıl almaz iddiasını getireceğiz ekrana. Bakın hemen her programda iktidarın yaptığı icraatları karalama çabasıyla hareket eden Yanardağ bu kez oy pusulaları ile ilgili öyle bir komplo teorisi üretti ki program ortağı Profesör Doktor Emre Kongar'ı bile inandıramadı. Erdoğan'dan başkasına basılacak evet mührünün silineceği, Erdoğan'a ilişkin bir şeyde yuvarlakta mühür basılacak noktada ise evetin saat 17'den sonra ortaya çıkacağına dair çok ciddi acayip iddialar var. Yine Merdan Yanardağ, yine akıllara durgunluk veren uçuk iddiaları. Bu sefer karşısındaki Profesör Doktor Emre Kongar bile ona inanmadı. Bir yerde çıkmasının teknolojisini ben hatırlıyorum ama silinmesi çok zor. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu süreçte CHP yakınlığıyla bilinen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ akıl dışı karalama ve suçlamalarına bir yenisini daha ekledi. Almanya'dan, yurt dışından şeyler geliyor. Kağıt ya para basmak için para kağıtları. Profesör Doktor Emre Kongar'la yaptığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'yla hafta içerisinde görüştüğünü söyleyip akıl almaz bir iddiayı gündeme taşıdı. Gelen kağıtlar içinde bir oy pusulası kağıtlar olmasın özel dijital. Orada başka bir hikaye var. Ciddi iddialar var orada. Erdoğan'dan başkasına basılacak evet mührünün silineceği, Erdoğan'a ilişkin bir şeyde yuvarlakta mühür basılacak noktada ise evetin saat 17'den sonra ortaya çıkacağına dair çok ciddi acayip iddialar var. Üstelik bunu söylerken kendinden de çok emindi. Bunu bir varsayım değil, kendi kaynaklarından gelen bilgi olduğunu savundu. Bunun belli bilgiye, benim bir istihbaratıma dayalı olduğunu düşünün lütfen. Yani bir varsayım değil, bir tahminde bulunmuyorum. Bu özelliklere sahip kağıtların olduğu belirtiyor. Bu çok ileri bir teknoloji değil. Müthiş bir illegal bir teknolojik bilginin devreye sokulması, bir işlem yapılması anlamına gelmiyor. Ama bu iddiasına program ortağı Profesör Doktor Emre Kongar'ı bile inandıramadı. Bir dakika, ben şimdi anlamadım. Siz başka bir yere damga basıyorsunuz oy pusulasında. Ama sonra bir şekilde o kağıt üzerinde o sizin damganız siliniyor. Evet damgası başka bir yerde çıkıyor. Yani evet. Bir yerde çıkmasının teknolojisini ben hatırlıyorum. Ama silinmesi çok zor.